Konuğumuz Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü. Hocam hoş geldiniz, günaydın ve geçmiş bayramınıza tabii mübarek olsun. Çok teşekkürler. Şimdi az önce izledik. Gece yarısı 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdikten sonra, hemen sonra aslında başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında cadde, sokaklarda cümbüş vardı. Adeta cümbüşü andırıyor. Salgın bitti psikolojisine mi girdik ve böyle devam ederse biz ilk dalgayı nasıl atlatacağız? Yani sanıyorum tabii bir dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasından kaynaklanan bir vatandaşlarımızda bir bunalma hali oldu. Fırsat olur olmaz herkes kendini dışarı attı gibi duruyor. Ama tabii burada herkes lafı biraz abartılı. Yani bunu genel olarak baktığımızda yurttaşlarımızın çoğunun daha makul, daha duyarlı olduğunu görebiliyoruz. Ama bir kısım insanlar da herhalde çok bunaldılar, sokaklara çıktılar. Çıkılabilir, çıkılmaz demiyorum ama burada en önemli şey artık bundan sonra, çünkü sokakta gideceğiz, alışverişimizi yapacağız, sosyal hayata tekrar geri döneceğiz. Zaten kontrollü sosyal hayat dediğimiz süreç başladı. Ama yaklaşmamak, yani mesafeyi korumak. Yani çok bunaldıysanız çıkın ama böyle kalabalık sokaklara, semt pazarlarına, alışveriş yerlerine, marketlere gitmeyin. Daha tenha, daha yalnız kalabileceğiniz, diğer insanlarla sosyal mesafeyi koruyabileceğiniz yerlerde rahatlamaya, vakit geçirmeye çalışın. Bunu yaparsanız güvende olursunuz. Ama bugün özellikle gündüz de böyle bir kalabalıklaşma riski çok yüksek. Çünkü insanlar şimdi pazar yerlerine, alışverişlere, marketlere koşacaklar. Bu da çok sakıncalı. Acil bir durum yoksa alışverişinizi bugün yapmayın. Yani yarın da bırakın, öbürsü güne bırakın. Çok hani zaruri ihtiyaçlar yoksa illa bugün marketler muhtemelen çok dolu olacak. Bence gerek yok yani risk almaya. Yine dışarı çıkın, yine dolaşın ama boş yerlerde, sakin yerlerde dolaşın. O şekilde rahatlamaya çalışın derim ben. Hocam şimdi ilk dalga meselesi. Yani şöyle, ikinci dalgayı konuşmuştuk sizinle geçen yayınımızda. Dediniz ki ilk dalga daha bitmedi ki ikinci dalgayı konuşalım. Şimdi böyle devam ederse diyelim, tablo böyle devam ederse. Peki hani dediniz ki işte tabii motivasyon da azalıyor süreç uzayınca. Ama şöyle bir haksızlık da oluyor. Aynı şeyi düşünüyor musunuz? Katılır mısınız bana bilmiyorum ama bir grup ve ağırlıklı bir çoğunluk evde kalmaya devam ediyor. Ama bir grup da hep geziyor ve hani haksızlık oluyor sanki evde kalanlara. Çünkü o gezenler yüzünden belki de evde kalma zamanı bir ay, iki ay gibi uzuyor bu süreçte. Bu birincisi. İkincisi de bu tablo devam ederse, yani dünkü tablo 948 vaka sayısı var. Evet, 19.853 belki diğer zamanlara göre test sayısı biraz daha belki az göreceli olarak diyebilir izleyiciler ama vefat sayısı 28. Bu tablo böyle devam ederse ilk dalgayı ne zaman aşarız? Çok haklısınız bence bu tespitte. Bence bunu mutlaka uygulamak da lazım. Çünkü sonuçta birilerinin yaptığı yanlışı başkaları ödüyor. Yani faturayı başkaları ödüyor. Öyle gözüküyor şu anda. Gerçekten baktığımız zaman normalde ben bugünlerde çok daha vaka sayılarımızın azalacağını umut ediyordum. Ama bir duraklama oldu, yani bir miktar gecikme oldu. Bu da tabii bu konuda yeterince duyarlı olmayan yurttaşlarımızın davranışlarından kaynaklanıyor. Süre uzuyor. Yani birinci dalgayı şu anda büyük oranda atlatmış olabilirdik ama bir miktar uzama oldu. Şimdi göreceğiz tabii, bugün itibarıyla 4 günlük sokağa çıkma yasağının bu vakalar üzerindeki olumlu etkisi de önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak ama dün gece ve bugün yarın yaşayacağımız yoğunluğa bağlı olumsuz etki de bu dalgada görülecek. Yani biz bu eğriyi biz çiziyoruz. Yani bu rastgele olan, tesadüfen olan bir seyir değil. Olumlu, olumsuz bütün davranışlarımız, verdiğimiz tepkiler bu eğriyi oluşturuyor. Bence yani çok az bir zaman kaldı. Aslında tedbirlere devam edersek, duyarlı olursak birinci dalgayı bitirmek üzereydik. Yani öyle gözüküyordu. Yine bitirme konusunda hani gidiş doğru, değişmedi, trend değişmedi ama bir gecikme, bir duraklama oldu.
Bu da sizin dediğiniz gibi duyarlı vatandaşlarımızın daha çok evde kalmalarına neden oluyor. Bir nevi haksızlık oluyor tabii, kul hakkı oluyor. Doğru, haklısınız. O zaman biraz daha zamanımız var ilk dalgayı geçirmek için diyebiliriz herhalde, atlatmak için. Evet, yani şimdi şu an itibarıyla binli rakamların altına inmiş gibi görünüyoruz. 900 ile 1100 arasında bir plato oluştuğu gibi 3-4 gündür, 5-6 gündür böyle gidiyor rakamlar. Ama dediğim gibi bu 4 günlük sokağa çıkma yasağının etkisiyle bu rakamların önümüzdeki günlerde daha da aşağı doğru evrileceğini bekleyebiliriz. Ama tabii tam güvenli olacağımız noktaya ulaşmak biraz daha zaman alacak. Yani bir hafta 10 gün kadar bir süre kaybetmiş görünüyoruz. Yani kaybetmiş diyemeyelim, onun da bir uzama var. Geriye dönme o yok ama trend devam ediyor. Göreceğiz ama bunu da yapmak zorundaydık. Çünkü artık bir yerden başlamalıydık. Virüs bir yere gitmedi, gitmeyecek, bunu anladık. Virüsle beraber yaşamak zorundayız, bunu anladık. Bir yerden tekrar hayatımıza geri dönmek zorundaydık. Başladık. Ve bence bu gevşemeler ya da diyelim ki sosyal hayata dönüş genel salgının trendini de geriye döndürecek şekilde bir etki oluşturmadı. Bu da umut verici. Ama hep beraber dikkatli olursak, tedbirli olursak, kontrollü bir şekilde hareket edersek bence yine de olumlu yönde sonuç almaya devam edeceğiz. Biraz uzasa da bitireceğiz bu salgını. Hocam, gelecek. Sıfırlanacağını bekliyor musunuz vaka sayısının? Yani tam sıfırlanması düşük ihtimal. Çünkü Çin'de, Güney Kore'de, Singapur'da değil mi görüyoruz vakalar bitti, Japonya'da filan, ama yine de ara ara tek tük vakalar çıkıyor. Birdenbire bir bulaş zinciri oluşuveriyor herhangi bir yerde. Ama bunlar hani rastlantısal olgular, ya dışarıdan gelen ya da orada tekrar alevlenen bir atak şeklinde, ama hemen müdahale ediliyor. Ve ilerlemesi, dağılması engelleniyor. Çünkü biz bu virüsü nasıl kontrol edebileceğimizi öğrendik. Yani virüsün zayıf noktalarını biliyoruz. Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu aldığımız tedbirlerin işe yaradığını da gördük. Dolayısıyla ikinci bir atak söz konusu olsa bile bunu ilk atağa göre çok daha kolay yönetebiliriz. Ben hani sıfırlanacağını düşünmüyorum. Tek tük arada vakalar çıkabilir. Nasıl ki bir taziye ziyaretinden işte birdenbire 40 vaka, 50 vaka çıkabiliyor. Bir iftar ziyafetinden 15 kişi pozitifleşebiliyor. Böyle tek tük vakalar, sporadik diyoruz biz ona tıpta, rastlantısal olgular olabilir. Ama genel olarak toplumda bulaş zincirinin kırılması yeterli olacaktır. Bunları da göreceğiz. Yani iki haneli rakamlara inmesi, vaka sayısının, pozitiflik oranının daha da düşmesi, test pozitiflik oranının bu konuda yeterli noktaya geldiğimizi gösterecek parametrelerdir. Az kaldı bence. Göreceğiz inşallah. İnşallah. Hocam, şimdi yakın çevremden de görüyorum. Tabii ufacık bir iyi haberdi. Hemen acaba şu da olacak mı, bu da olacak mı, o zaman bu da mı serbest, şu da mı serbest gibi bazı hani kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Şimdi Haziran'a tabii odaklanmış durumdayız bir anlamda. Çünkü kontrollü sosyal hayatın biraz daha gevşeyeceğini belki düşünüyor olabilir izleyicilerimiz de. Belki bir uyarı niteliğinde olacak bu sorum ama... neler değişecek? Şimdi bu hafta itibariyle de yine bir sokağa çıkma kısıtlaması olacak hafta sonu. Onu biliyoruz. Peki 1 Haziran itibariyle neler değişecek hayatımızda? Ya da bir şeyler değişecek mi? Ya da aynı şekilde mi devam edecek? Bu tüm tedbirlerimiz ayrı tabii. Sosyal mesafe, maske tedbiri o bambaşka, ama başka gevşeme sinyallerinden bahsediyorum. Var mı öyle durumlar? Şimdi neler değişmeyecek onu konuşayım ben size. Sorunuza tersten cevap vereyim. Olur hocam. Yani neler değişeceği, neler değişeceği çünkü anlatmakla bitmez. Çok şey değişecek. Artık yavaş yavaş tekrar normal hayatımızı geri almaya çalışacağız. Bütün alanlarda, bütün sektörlerde yavaş yavaş geri adımlar atılacak. Bir hareketlilik başlayacak. Ama bunları tek tek saymak zor. Ne kadar saysak bazı şeyler de unutulacak, geri kalacak. Değişmeyecek olanları bilmemiz bence önemli. Hepimiz bu dönemde, yeni dönemde, önümüzdeki günlerde... Ne değişirse değişsin, hangi rahatlamalar gelirse gelsin, hangi kısıtlamalar kalkarsa kalksın, hepimiz için mutlaka ve mutlaka vazgeçilmez olan şeyleri sıralayalım. Bunlar çok önemli. Bunlara dikkat edersek bence sorun olmayacaktır. Bunlara dikkat edersek ikinci dalga olmayacaktır. Bunlara dikkat edersek bir geriye evrilme olmayacaktır.
Onun için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu gerçi hani 3 kural diye söyleniyor ama hani sosyal mesafe, maske ve hijyen diye. Ben bunu 5'e çıkarıyorum. 5 ile beraber çok daha güvenli oluyor. Birincisi şu, zorunlu olmadıkça yine de hani keyif için, eğlenmek için evden çok dışarı çıkmamak lazım. Eğer çıkmanız gerekiyorsa, tabii bunaldınız, sıkıldınız, bir rahatlamak istiyorsunuz, çıkın ama kalabalık caddelere, semt pazarlarına, manavlara, alışveriş merkezlerine, kapalı alanlara, kalabalık yerlere gitmeyin. Tenha yerlere, kırlara, ailece tek başınıza vakit geçirebileceğiniz hali yerlere gidin. Doğayla hemhal olun. Bu şekilde rahatlamaya çalışın. Birinci kuralımız bu. Evde otur, dışarı çıkarsan da kalabalıklara karışma. Birinci kural bu. İkinci kural, eğer dışarı çıkarsan, topluma, sosyal hayata girmen gerekirse, işine, alışverişe, mağazaya, sokağa, caddeye gidersen de her koşulda, herkesle, her zaman o sosyal mesafeni, o 3-4 adımlık mesafeyi koru. Bu vazgeçilmez olan kuraldır. Bundan asla ödün verme. Maske taksan da yine bu sosyal mesafeyi koru. Üçüncüsü, kalabalık yerlerde toplum içinde mutlaka maskeni tak ve usulüne uygun olarak tak. Yani ağzı, burnu, çeneyi kapatacak, yüze oturacak şekilde maskeni tak. Dördüncüsü hijyen, hem el hijyeni, yani eline dikkat et, oraya buraya herkesin dokunduğu yerlere sürmemeye çalış. Elini ağzına, burnuna, gözüne temas ettirme, ellerini suyla, sabunla yıka, kolonyayla dezenfekte et. Yüzey temizliği de buraya eklenebilir, özellikle herkesin dokunduğu yüzeylerin silinmesi. Bir de son olarak, beşinci olarak söyleyeceğimiz, kapalı, iyi havalandırılmayan kalabalık mekanlar güvenli değil. Mümkün olduğu kadar bu alanlara girmemeye çalış. Açık havada ya da iyi havalandırılan, doğal havalanmanın olduğu yerleri tercih et. Oralardan ihtiyacını karşıla. Bunları yaparsak bence bundan sonra hangi gevşeme olursa olsun, hangi kısıtlamalar, hangi ölçüde kalkarsa kalksın, sorun olmayacaktır. Önemli olan bunlara dikkat etmek. Aslında klima meselesini de belki altını çizmekte fayda var. Çünkü önümüz yaz. Biraz önce gazetelerde de vardı hocam. Klima satışları şu anda patlama noktasındaymış. Ama hangi klimayı almaları gerektiği konusunda uzmanların çeşitli tabii bu konuyla ilgili onların da önerisi var. Bilmiyorum, var mıdır sizin bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey? Aslında sorduğunuz güzel oldu. Klima konusu şöyle. Eğer kendi evinizde, arabanızda yalnızken, kendi ofisinizde başka kimse yokken, tek başınıza ise ya da hane halkınızla beraberseniz klima kullanabilirsiniz. Yani bir kısıtlılık yok. Klima hastalık bulaştırmaz insana. Ama eğer başkalarıyla beraber ortak bir mekanda, kapalı ortak diyorsanız, bu iş yeri olabilir, ofis olabilir, başka bir ortam olabilir. O zaman klima kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü normalde serinletmek için klimalar içerideki havayı tekrar içeriye verirler. Dışarıdan havayı kısıtlı alırlar ya da hiç almazlar. Çünkü enerji tasarrufu için öyle planlanmışlardır. Bu şekilde iç havayı tekrar dolaşıma veren, soğutarak tekrar dolaşıma veren klimaların kullanılması çok mahsurlu bu dönemde. Salgının bulaşmasını artıracaktır. İçeride pozitif bir kişi varsa bu hasta olmayabilir ama bulaştırıcı olabilir. Diğer kişilere bulaşma riski çok artar. Onun için kapalı havalandırmayı tercih etmemek lazım böyle olanlarda. Kapıları, pencereleri açıp doğal hava sirkülasyonuna izin vermek lazım. Ya da büyük merkezlerde, AVM'lerde merkezi iklimlendirme sistemleri var. Onlar soğutma yapmadan sadece dış ortam havasını içeriye verecek şekilde, içerideki havayı dışarı alıp dışarıdaki havayı içeriye verecek şekilde resirkülasyon dediğimiz iç havayı tekrar dolaşıma vermeden bir klima sistemi kullanmaları gerekiyor. Bunlar önemli ama klimalarda, bu split klimalarda, evde kullandığınız klimalarda işte filtreler, bunlar temizlenmeli, bakımı yapılmalı ama bunlar virüsten bizi korumaz. Yani bunlara güvenmeyelim. Benim klimam işte filtre içeriyor falan diyorlar. Onlar daha büyük böyle alerjenlere karşı, tozlara karşı filtrasyon yapar ama virüsleri temizlemez. Tek başınaysanız zararı yok ama başkalarıyla aynı ortamda bulunuyorsanız bu klimalar, fanlı klimalar, soğutucu klimalar güvenli değil. Onlardan uzak durmak lazım. Hocam, bir de Singapur'da yapılan bir araştırma var. Yeni tip koronavirüs, yani COVID-19 ile ilgili. Hastalarının testlerde pozitif çıksa bile virüse yakalandıktan 11 gün sonra bulaşıcı olmadığı belirtiliyor. Doğruluğu herhalde vardır değil mi hocam bunun?
Evet, yani zaten daha önceden de bunu hep konuşuyorduk. Yani bir hastada veya bir kişide virüsün pozitif bulunması testte o kişinin bulaştırıcı olduğu anlamına gelmez her zaman diye. Çünkü virüs yükü önemli. Virüsün pozitif çıkmasına rağmen salgılanan virüs yoğunluğu miktarı sayısı azalmış olabilir. Bir de ölü virüs atılımı olabilir. Yani virüslerin virülansı azalmış olabilir. Dolayısıyla hani her pozitif kişi bulaştırıcı kabul edilmez. Genelde semptomlar başlamadan, yani hastanın şikayetleri başlamadan 2 gün önce pozitiflik, bulaştırıcılık başlıyor. Ve semptomlar iyileştikten sonra da bulaştırıcılık azalıyor. Test pozitif olsa bile kişi genel olarak bulaştırıcı olmuyor. Doğru, söylediğiniz doğru, evet. Aslında tabii hayaletler de var aramızda devam eden, sessiz taşıyıcılar da var. Hala riskliler büyük ihtimalle onlar da. Şimdi bu da tabii çok konuşuldu. Bazıları bu konuda çok da toplumu tedirgin edecek söylemler de bulundular. İşte normal hasta sayısının 10 katı kadar hayalet taşıyıcı var falan diye. Oysa yapılan çalışmalar bunu doğrulamıyor. Yani bizim de ülkemizde Gebze'de organize sanayi bölgesinde bu çalışmalar yürütülüyor. 50 bin test yapılmış sağlıklı kişilerde. Pozitiflik oranı %3,5 gibi, binde 3,5 gibi çıkmış. Bu da hani bu şekilde hayalet taşıyıcıların çok olmadığını gösteriyor. Zaten bu binde 3,5'un da bulaştırıcı olup olmadığı belli değil. Yani bunlar da test pozitif ama sizin biraz önce sorduğunuz gibi testin pozitif olması bunların bulaştırıcı olduğu anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla öyle hani abartıldığı gibi hasta olmayıp, semptomu olmayıp, bizim gibi sapasağlam ortada dolaşıp bize hastalık bulaştıracak kişilerin oranının çok çok düşük olduğunu görebiliyoruz. İspanya'da, İngiltere'de bazı çalışmalar var bununla ilgili. Yani yapılan testlerde toplumda hasta olmadığı halde virüsle karşılaşma oranının düşük olduğu görülüyor. Toplumda yeterince virüse karşı bir tepkinin oluşmadığı görülüyor. Dolayısıyla öyle abartıldığı gibi bir hayalet taşıyıcı oranı yok. İlla vardır, bunlar var ama çok daha sınırlı kaldı bu şekilde bir taşıyıcılık. Peki. Hocam çok çok teşekkürler. Profesör Doktor Tevfik Özlü. Sağolunuz hocam. Ve iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz.